Asgari ücret masasında temsil edilmeyen işçi sendikası DİSK de bu yöndeki taleplerini bir basın toplantısıyla duyurdu. 4 kişilik bir ailenin asgari geçim şartlarını belirleyen yoksulluk sınırının Kasım 2021 itibarıyla 10.200 TL'yi aştığını belirten Çerkezoğlu, Aralık 2021'de ve 22 yılında daha da yükseleceğini dikkate alarak asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısından az olmaması gerektiğini düşündüklerini söyledi. Ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için 1000 TL tutarında vergi ve prim indirimi sağlanması gerektiğini de ifade eden Çerkezoğlu, bu desteğin hazine tarafından karşılanması gerektiğini ifade etti. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, gerek yoksulluk sınırı, gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücretin en az 5200 TL olması gerektiğini söyledi. Arzu Çerkezoğlu şöyle konuştu. Asgari ücret artışında yoksulluk sınırı bir kriter olarak alınmalı ve hanede iki çalışan olduğu varsayımından hareketle o haneye en azından bir yoksulluk sınırı kadar gelir girmelidir. Asgari ücret saptanırken bütün ücretlerde iyileşme sağlayacak vergi ve prim desteği sağlanmalıdır. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyinde olmalıdır ve diğer emek gelirlerindeki artışlar asgari ücret artışının altında kalmamalıdır. Gerek yoksulluk sınırı, gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücretin en az 5200 TL olması gerekiyor. Gelinen son noktada 4000 lira civarı konuşuluyor. Türk İş'in çalışmasına göre Ekim ayında açlık sınırı 3093 lira, yoksulluk sınırı ise 10.075 lira oldu. Türk İş araştırmasının Ekim 2021 ayı sonucuna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 3093 TL 20 kuruş oldu. Gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu. Diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise 10.075 TL 58 kuruş. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 3.771 lira 96 kuruş oldu. Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki makas Ekim ayında da açılmaya devam etti. Buna göre asgari ücretle bir kişinin yaşam maliyeti olan 3.772 TL arasındaki fark bu ay itibariyle 946 TL'ye ulaşmış oldu.